Günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Yeni Güne Merhaba'ya ve Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli, güzel bir gün diliyorum efendim. Bugün yine yaklaşık bir buçuk saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Peki neler konuşacağız Yeni Güne Merhaba'da? Bugün bir insanlık suçu olan İslamofobi'yi konuşmak istiyoruz değerli izleyenler sizlerle birlikte. Çok kıymetli bir konuğum var. Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçeler'de Yayınlar Daire Başkanı Yunus Yüksel Beyefendi bizlerle birlikte olacak. Ve her zaman olduğu gibi yine etkinlik masamızda muhtelif işlerde Miyase Kılıç Hanım Efendi de bizlere eşlik edecek. Evet biz daha fazla lafı uzatmayalım hemen yeni güne merhaba başlasın istiyorum değerli izleyenler ya Allah bismillah. Muhtelif işler masasında birbirinden güzel patchwork tasarımlarıyla Belmek öğretmeni Miyase Kılıç, az sonra yeni güne merhaba da. Günaydınlar, hoş geldiniz Miyase Hanım. Nasılsınız bugün? Günaydın. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun hocam. Sizlerle birlikte olunca daha mutlu oluyoruz teşekkür inşallah. Teşekkür ederiz. Bugün geçen hafta başladığımız kırlent modelini bitireceğiz inşallah öyle evet, değil mi? Evet. Neler yapacağız peki sevgili izleyenlerimize başka? Bugün artık sona geldik kırlent çalışmasında. Kırlent çalışmamızın özelliği zaten kağıtlı tekniği, çırpma dikişini öğrendik, teyli öğrenmiştik. Burada aplike, basit bir aplike dikimi, ...yaprak dikimi, şuradaki sap işini, yorganlama kısmını ben daha önceden biraz başladım... ...bu işlem birazcık daha uzun sürdüğü için. Stansıl kalıpları ile ya da kendimizin nasıl çizeceğini e, izah edeceğim. Hı hı. Yorganlamayı ve bazen hayalet yorganlama dediğimiz çok belli olmayan... ...bazı yerlerde renklendirerek bir dokunuş nasıl yapılır e, onu anlatmaya çalışacağım. Hayalet yorganlama... E, Hani gölge şeklinde Hı -hı. geriden direkt renk olarak gözükmeyebilir ama Hı -hı. E, açık renk olduğu için bazen ekranlardan şey yapıyor ama şöyle elinize aldığınız zaman dokuyu hissedebiliyorsunuz. Bunu tamamlıyor. Hı -hı. Çünkü ön planda bunlar var. Bunlar tamamlayıcı unsurlar. Şurada bir kelebek figürü koydum ben. Sonbahar renklerinde hafif böyle aralarından geçerek sanki böyle gölge şeklinde Hı -hı. bir kelebek görüyorsunuz. E, Grubu geçiyormuş hissi. Evet. Tabii bu yorumlarla alakalı bu benim yorumum olacak umarım beğenilir. Evet gerçekten hoş olmuş hocam başlayalım mı o zaman hemen? Evet şimdi burada bizim hazırda satılan stencil kalıplarımız var. Hı hı. Şu kısmı ben daha önceden e, ayarlamıştım. Bunu buraya ben daha önceden çizdim. Ben tamamlama olarak şurayı... Daha önceden başladığım çiziminde bunlar hep birbirini takip eden kalıplar ve bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Daha önceden uçan kalemle başladığım çizimi devam ettiriyorum. Şu kısımda bir öncesi burada bittiği için bu çok çok büyük bir kolaylık. Daha önceden biz parşömen kağıtlarıyla karbon kağıdını çok kullanmıyorduk ama bizi zorluyordu ama şimdi her şey çok kolaylaştı. Sadece şurada ayrılan kısımlardan uçan kalemle çizerek tabi boşluklarına dikkat ediyoruz. Hı hı. Şu şekilde bakın birbirini tamamlıyor. Isıyla kaybolduğu için bazı yerleri fazla çizseniz bile fark etmiyor. Bakın şurada bir ufak kayma hemen örnekte evet. elimize geldi. Bazen kaydırma ve hata insana bazı şeyleri daha çabuk öğretiyor uygulamalı olarak. Bakıyorum şöyle hafif. Nerede eksiklik varsa şu şekilde. Evet bir tek şurası kaldı. Bitti. Evet. Bu tarz düz çizimlerde ola ki kaydırdınız. Daha büyük çizimlerde hani böyle yılgınlık a burayı unutmuşum falan derken düz çizgilerde. Bakın ben şurada bir e, kaydırma yaptım ki olabiliyor bu tarz şeylerde. Şuradaki organlama da olmuş. Cetveli şöyle koyduğumuz zaman, şuradaki devam edeceğimiz kısım zaten kendiliğinden geliyor. Hı -hı. Yeri de belli. Eğer bir kaydırma, bir hata yapmışsam ki bu çok çok normal uzun işlerde. Buraya kadar getiriyorum bakın birleştiriyorum. Aa, evet. Ve bunu Şimdi düzeltmiş oluyorum. Hemen düzeldi. Örnek veriyorum. Zaten hocam uçan kalem olduğu için zorlamaz değil mi bize? Tabii ki. Yani e, şu... bir hata olduğu zaman en azından tölere edebiliriz Tabii ki. onu. Bu Tabii kalemi. ki. Yani daha doğrusu bu şöyle e, çıkmayan bir şeyle olunca yanlış mı yaptım? Hayattaki her türlü işlemi nasıl olsa telafi ederim duygusunun verdiği rahatlıkla yaptığınız zaman hı hı. çok bir hata yapmıyorsunuz evet, zaten. Doğru. Yani bunu ister bilin ister bilmeyin hı hı. bununla da hata değil. Hı hı. Dalgınlık olabilir, kaydırma olabilir, hı hı. sizden kaynaklanabilir. Hı hı. Yapabilirim. Bakın hemen oldu. Bunun önemli olan telafisinin olması. Buraya hadi kaydırdım. Şurayı da unuttum. Hı hı. Pek olmaz ama bunu hani örnekleme diye yapıyorum. Hemen şuradan bakın devam ediyor. Evet. Model kendini belli ediyor. Bunu bu şekilde yaptım. Çizim işlerim bitti. İlk etapta yorganlama dediğimiz işlemde bu bir aplike işlemi. Hı hı. Bunun kenarından altında bunun elyaf var. Kabarmasını ve tamamlamasını sağlıyorum. Hı hı. Bunun kenar kısmından gittiğim zaman hangisinin kenarından gidersem onu biraz kabarıp ön plana çıkmasını sağlıyorum. Bu işlem bunu gerektiriyor bu programda hani çok yaptım artık e, herhalde bundan sonra derste de buna örnek vereceğim. Şimdi bu renk belli olmadığı için zıt yerden gidiyorum ki belli olsun. Hı hı. Normalde yorganlama dediğimiz işlem süs tamamlama işlemidir. Hı hı. Çalışılan yüzey, elyaf ve iç astar dediğimiz üç kısmı birbirine tutturma işlemidir. Yıkandığında deforme olmaması, birbirinden ayrılmaması için. Evet. Aynı zamanda süsleme de Süslemede ne olur? Aynen e, yani kıyafetlerimiz olduğu gibi giyiniriz. Bir şıklık, bir ayrıntı katmak, azıcık bir Öne batmasın hani hani derler ya star parçamız. Evet. Ya da bu deyim bize de yerleşti artık. Hı hı. Mesela Şimdi burada. Biz de bugün bunu yapacağız. Evet, galiba, ben değil aplikeyi mi? yaptım, evet. kenar kısmını yaptım, birazcık süsledim. Hı hı. Yorganlama bana lazım. Buralara tekrar renkli yapıp burayı karıştırmama gerek yok. Hı hı. Ama demin dediğim gibi şuradan farklı renkte azıcık bir kelebekler böyle geçerse, hı hı. bakın burası dolu, şurada da hafif bir renkle burayı tamamlamış olacağım. O yüzden e, ama burada tabii ki yorganlama buradaki süsleme yorganlama. Burası teknik olarak kenar kısımlardan gitmem lazım ki hı hı. yapılan desenler birazcık daha kabarsın. ortaya çıksın değil mi? Evet. O kabarma işi mi öyle? Normal şartlarda ben şimdi buradan gittiğim zaman bu kadar kremin içinde, bu kadar rengin içinde bir de yapacağım yorganlama gözükürse birazcık böyle bir karışıklık yaratabilir. O yüzden ben desenlerden gittim hı. normalde gözükmesine gerek yok. Yeterince gözüken ön plana çıkan bir unsur var. Fakat bunda ona gerek yok. O yüzden sırf gözüksün ve bu tarz bir işte yorganlama nasıl olur diyerekten ben buradaki tava renginden yorganlama işlemini göstermek istiyorum. Normalde ben bunu desenli kumaştan gittim. Yorganlama dediğimiz işlem de daha önceden hatırlayanlar olacak. TL işleminin birazcık daha düzenli hali. Hı hı. Bunda da bakın bu bir dantel ipi, kalınlığı değişebilir. Yorganlama ipleri piyasada bakın şu tarzlar var. Evet. Çabuk kopmayan, bükümlü. Yine bu dantel kollar ve dantel iplik var de normalde. Hı -hı. Fakat bizim daha sık yok yorganlamalarda, Hı -hı. kalınlık olmasın ve kapitone tarzı yorganlamalarda bu çok rahat. Hı. Esas bunu kullanıyoruz. Fakat evdeki malzemelerde uygun düştüğü zaman. Bunları da birazcık daha kuvvetli ipler olduğu için değerlendirebiliriz en azından. Hem değerlendiriyoruz hem de hani ihtiyacım. ekonomik olsun evet, diye, değil mi? Evet. Normalde bunun piyasada satılan bu tarzları var ama oh. evde vardı, rengi uygundu. Oh. Hem de örnek olsun diye her şeyi almayalım diyerekten ben bundan kullandım. Oh. Şimdi burada da hemen kat gösterelim mi hemen. Şuradan aldığımız, battığımızda çıktığımızda iğnemizden zaten belli. Renkten de umarım gözükür. Şuradaki iğneyi almışım. Hı. Battığımız kısımla çıktığımız kısım. Bunun ismi tabii bükümlü olduğu için. Bizim hep dediğimiz gibi düğüm oluyorsa işimiz güzel olur. <laughs> da bizim farklı bir te teselli şeklimiz. Şuradan hemen kesiyorum. Battığımız kısımla çıktığımız kısım. Bu normalde gözükmüyor ama bakın şöyle. Biraz iri alıyorum ki gözüksün. Evet hocam. Çok çok iri olmayacak. Altıgenin iç kenarından bu şekilde burada gördüğünüz bal peteğin tüm kenarından gidiyoruz. Bu ortası kabarmış oluyor. Evet. Bu daha sonra çıkıyor. Hemen gözükmüyor. Bunu bütün şekilde ben yapacağım size. Görsel olarak gözüksün diye. Daha sonra bir de şu iç kısmından gideceğim. Buradan gittiğim yorganlama orta kısmı, buradan gittiğimde şu kısmı ve dış kısmı kabartmış olacak. Harika hocam. Ee, biz sohbet ederken o zaman Tabii. sevgili arkadaşlarımız da sizi görüntüleyeceklerdir ee, aşama aşama inşallah. Sonra tekrar e, bir ara gelip yanınıza nasıl gittiğini hep birlikte bakarız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Evet değerli izleyenler az önce de söylemiştim bugün Diyanet İşleri Başkanlığı yabancı dil ve Lehçelerde yayınlar daire başkanı Yunus Yüksel hocamız bizlerle birlikte olacak ve insanlık suçu İslamofobi'yi konuşacağız. Eğer bu konuyla ilgili sizlerin de fikirleri ve önerileri varsa bizlere katılmak isterseniz WhatsApp numaramızdan ve Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. İslama ve Müslümanlara yönelik korku, düşmanlık ve ırkçılığa varan söylem ve eylemler günümüzde sıkça karşılaştığımız durumlar arasında. Peki İslam dininin ırkçılık, düşmanlık ve ayrımcılığa yaklaşımı nasıldır? İslamofobi karşısında Müslümanların sorumlulukları nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Yunus Yüksel az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Hocam hayırlı sabahlar, günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı sabahlar. Seyircilerimiz de iyi, hayırlı sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hocam sizi gördük daha iyi olduk Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için aynı zamanda. Ben teşekkür ederim. Evet bugün <laughs> gerçekten önemli bir konuyu konuşacağız. Aslına bakarsanız bir insanlık suçu dedik, İslamofobi dedik. Ee, konuşulacak belki de çok önemli konulardan bir tanesini bugün masaya yatıracağız ve İnşallah. son günlerde sizin de bildiğiniz gibi Yeniden ara ara e, bu o, konu gündeme gelmeye başlıyor. Nedense İslamofobiden bir türlü kurtulamıyoruz. Tam geçti bitti derken yeniden e, tekrar bir gündeme geliyor. Sizin de bildiğiniz gibi özellikle bu Fransa'da yaşanan son olaylardan sonra e, sanırım biz bundan çok fazla kurtulamayacağız. Tabii bu bizim elimizde mi? Bizim neler yapmamız gerekiyor? Bunları da ayrıntılı olarak e, sizinle konuşmak istiyorum. Ama evvela bizim Aynen. dinimiz, e, sizin de bildiğiniz gibi barış dini, İslam medeniyetleri bu zamana kadar hiçbir zaman ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın tüm insanlığa karşı hep adaletli ve eşit şekilde davranmıştır. Bir isterseniz İslam dininin ırkçılık ve düşmanlık ve ayrımcılığa yaklaşımı nasıldır? Oradan başlayalım. Daha sonra da İslam medeniyetleri bu konuda nasıl bir tavır almıştır? Bu zamana kadar nasıl gelmiştir? Bir buradan başlayalım mı hocam? Tabii ki. Ben sözlerime başlamadan önce öncelikle İzmir'de yaşanan felaketten dolayı e, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. E, yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. E, Cenab-ı Hak bir daha göstermesin diyorum. Bizleri de ders almayı nasip etsin inşallah. Amin. Hocam bu çok önemli evet. gerçekten de. Evet. Keşke ders çıkartabilsek. İnşallah e, bunlar bize bizim için de birer mesaj aynı zamanda. Hı hı. Bununla birlikte e, Viyana'da yaşanan terör saldırısını Şiddetle kınıyorum ve e, terörün hangi şekilde olursa olsun, hı. ne şekilde olursa olsun hepsini lanetliyoruz. E, Viyana'daki e, insanlara da geçmiş olsun niyetlerimizi, dileklerimizi iletiyorum. E, şimdi e, İslam e, adı üzerinde bir barış dini. Hı hı. E, peygamberler aracılığıyla Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği son vahyin, e, e, son vahiyin e, e, insanlığa getirdiği barış huzur belki de e, hep aranacak tarihte e, bunu zaman zaman e, İslam'ın e, toplumsal hayata rehberlik ettiği dönemlerde e, insanlar insani değerlerle huzurla saadetle buluştular. Bu zamanın çok uzun olmasını arzu ederiz, arzu ederdik. Fakat e, İslam temel olarak ee, insanların e, canını, malını, dinini, dini özgürlüklerini güvence altına alıyor. Hı hı. Ee, e, bununla birlikte e, İslam e, birlikte yaşama hukukunu yani Müslümanların arasında yaşamaya karar vermiş gayrimüslimlerin hukukunu Müslümanın ya da insanların insafına bırakmıyor. Onu evrensel ilkelerle, e, evrensel ilkelerle belirlemiş bir gayrimüslimin ne nasıl davranlar? Gayrimüslimlerin İslam Müslümanlar arasında yaşadığında hakkı hukuku nedir? Bunlar evrensel, ilkelerle belirlenmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, cihan şumul ve çağları aşan mesajında o diyor ki insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Hı hı. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. iyile iyilik peşinde koşma, kötülükten kaçınmadır. Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirip yasaklarından uzak kaçabilmektedir. Ne hadislerde ne de Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ırk üstün yaratılmamıştır. Üstün yaratına dair işaret yoktur. Bir insanın e, ırkı, rengi, zenginliği, coğrafi konumu sebebiyle diğer insanlardan üstün olacak bir şekilde yaratılmamıştır. Bunun üzerinde İslam özellikle durmaktadır. Şimdi İslam'ın biraz önce bahsettiğim insanlara, toplumlara rehberlik ettiği dönemlerde inan, o kadar güzel örnekler vermiş ki toplum. Bakın cahiliye dönemi olarak adlandırdığımız dönem, ...İslam'ın ışığıyla, Kur'an'la asr-ı dönüşmüş. Biraz daha ileri geliyorsunuz... E, ...İslam medeniyetinin, Müslümanların... E, ...Endülüs'ten Orta Asya'ya kadar kurduğu... ...devletlerde, medeniyetlerde... E, ...medeniyetlerde bu e, karşılıklı yaşama... ...çok kültürlüğün mükemmel örneklerini vermiş. Bir örnek vermek gerekirse... E, şu an Kudüs'te olan e, Kıyame veya Kamame Kilisesi olarak bilinen ve Hazreti İsa'nın doğduğuna bazı rivayetlerde de defnedildiğine inanan kilise. Hı hı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde e, malum e, Kudüs toprakları içerisinde, bizim topraklarımız içerisinde ve bu kilise e, Osmanlı tarafından, e, Osmanlı Devleti tarafından Hristiyan cemaatlere... Ve mezheplere paylaştırılmış O kadar değerli ki herkes bu kiliseye Hizmet ederek sevap kazanma peşinde hı hı. Dolayısıyla Kiliseyi kimin açıp kimin kapatacağı Kimin nereyi temizleyeceği ile ilgili Sürekli kavgalar var Bu kavgalar o kadar ileri seviyeye geliyor ki 1852'de Sultan Abdülmecit bir ferman gönderiyor ferman Kudüs'e ulaşıp kıyamet Lisesi'nin bahçesinde okunduğunda herkes elindeki her şeyi bıraksın cümlesiyle cümlesi duyulduğunda kilisenin ikinci katı diyebileceğimiz bir yerde bir merdiven var orada bir e, Hristiyan kilisenin camlarını siliyor hı hı. O, o merdivenle o şekilde bırakılıyor ve o şahı siniyor. Yaklaşık 150 yıldır hala gitseniz Kudüs'e o merdiveni görürsünüz. Hmm. 1852'den itibaren o orada. Ve kilisenin anahtarı bir Müslüman aile, Hüseyin'i e ailesine veriliyor. 150 yıldır hiçbir kavga çıkmadan her sabah bir Müslüman Hristiyanların paylaşamadığı bir kiliseyi sabah açıyor, akşam kapatıyor. Bu 2002'ye hmm. kadar böyle devam etti. Evet. Barışı, güvenliği sağlayan İslam'la şereflenmiş insanlar, kendi Hristiyanların arasındaki kavgayı çözenler de onlar. Bizim e, bakın İslam başkentlerinizi gözünüzün önüne alın, hı hı. E, Kudüs'te, Şam'da, Bağdat'ta, İstanbul'da, Mardin'de kiliseler, havralar sapa sağlam ayaktadır. Evet. Ama üzülerek söylüyorum, 700 yıla yakın bir medeniyetin, e, İslam medeniyetinin sürdüğü e, İspanya'da e, siz cami bulmakta zorlanırsınız. Hı hı. Bu çok acıdır ve çok üzücüdür. Yani İslam'ın başkentlerinde hala kiliseler sapasağlam ayakta ama 700 yıllık bir İslam geçmişi olan Endülüs'te bir cami bulmakta zorlanıyorsanız Hocam, burada bir çıkmaz var demektir. Kesinlikle sizinle aynı kanaatteyim. Bir de siz de bilirsiniz ki biz savaştığımız zaman da yani eskiden itibaren fethettiğimiz topraklarda hiçbir zaman ilk gittiğimiz zaman oradaki bulunan insanlara ibadet özgürlüğünü verdik zaten. Hak ve eşitlik Adalet hep birinci sırada yer aldı. Yani geçmişten kalan İslam medeniyetinin öyle şeyi var ki tüm dünyaya örnek olabilecek bir şey aslında bu. Sizin de söylediğiniz gibi 700 yıl, 1000 yıl boyunca bu gelenek de hep sürdü devam etti. Ama nedense aynı şey bize yapılmıyor işte. Maalesef bunu ayrıntılarıyla inşallah konuşacağız. Bahsettiğiniz tarihteki örnekler e, o kadar e, etkileyici ki İstanbul'u Fatih'i fethettiğinde isteyen diledi hı hı. dininde zarar vermeden hı hı. kalabilir, İsteyen de e, Müslüman olabilir. Hı hı. Herkes dinini özgürce yaşama serbestliğini veriyor Fatih evet, Sultan Mehmet. Evet, hiç kimseye e. bir zorlama yapılmadı. Yani o dönemde bile. O dönemde bile bu. Ee, belki de e, Osmanlı Devletinin imparatorluğa dönüşme dönemindeki tavrı. Hı hı. ama bir de gelin Sultan Abdülhamit dönemine bakın. Hı hı. Şimdi İstanbul'da birçoğumuzun bildiği Darulacıze var. Evet. Yaşlıların kalmak için Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılan huzur evi. Darulacızenin bahçesine gittiğinizde bir cami, bir kilise, bir de havra bulursunuz. Hı hı. Hala ayaktadır. Niye? Sultan Abdülhamit ee, kendi tebaasından, Hristiyanlardan ve Yahudilerden yaşlanıp da bu huzur evinde kalmak isteyen Darul Hacı'yla kalmak isteyenler ibadetlerini rahatça yapabilsin diye Darul Hacı'nın başına bir caminin yanında bir kiliseyle bir havra yaptırıyor. Hı hı. Bu kadar büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz biz. Evet. Bununla birlikte eee Ortaköy, İstanbul Orta Ortaköy Camii'ne gidin. Hı hı. Yani günümüzden bahsediyorum. Evet. Yani Osmanlı'nın e, yükseliş dönemi diyelim. E, son dönemi ve şu an günümüzden Ortaköy Camii'ne gidin. 20 metre uzaklıkta bir cami, bir havra hala açıktır. İbadetlerine e, insanların ibadetine açıktır. E, İstanbul Taksim'de 18 tane kilise özgürce çanlarını çalmaktadır. Ama siz Avrupa'da Ezanlar özgürce okunuyor mu derseniz bu maalesef çok üzücüdür cevabı. Evet. Bu, böyle bir şey yok. Yani çok, çok nadir ve istisnai noktalarda ve belirli kriterler çerçevesinde sizin e, ezan okumanıza izin verilir, müsaade edilir. Evet, ülkesinde Müslüman e, nüfus olmasına rağmen e, camisi bulunmayan e, ülkeler de vardı, şehirler de vardı. Yani e, bu hala da devam ediyor günümüzde Aynen. dahi e, bizde sizin de söylediğiniz gibi çanlarını e, kiliseler çok rahat bir şekilde çalabiliyorlar Aynen. ama bizim bir tane camimizin olmadığı ülkeler bile hala var. E, kiliselerin özgürce ayakta kalabilmeleri, e, ona inanan müntesiplerin ibadet etmeleri İslam'ın güvencesi altında. Bizim medeniyetimizin gereği bu. Aynı şey biz. Ee, ...Avrupa'da yaşayan, dünyanın dört bir tarafında... ...Hristiyanlar arasında yaşayan Müslümanlar için de bekliyoruz. Hı hı. Aynı hoşgörü, aynı özgürlüğü. Biraz önce benim söylediğim... E, ...İslam'ın e, toplumlara rehberlik ettiği dönemlerde... E, ...yeryüzü insani değerlerle buluştu derken kastettiğim hı hı. buydu. İnsanlık huzur ve saadetle, güven ortamıyla buluştu. Bu çok önemli bir değerdir. E, şunu da ifade etmek lazım... E, bulunduğu yurt dışında bulunduğum dönemlerde e, hangi ülkeye giderseniz gidin Avrupa'da hep size bahsettikleri şey çok kültürlülük multikültürel kavram Hı -hı. çok kültürlü toplum bunu e, Avrupa değerleri olarak size anlatırlar Hı -hı. fakat e, Avrupa'nın çok kültürlülük hususunda bizden öğreneceği çok çok şey var ben bunları zaman zaman siyasetçilerde ifade etmişimdir e, bunu niye söylüyorum bizler e, yani düşünün 1300-1400'lü yıllardan itibaren Rumlarla, Ermenilerle, Musevilerle, daha sonra ilerlerinde Yunanlar, Bulgarlar, Sırplarla, Boşnaklarla, Hristiyan tebaayla yüzlerce yıl yaşamışız. Hiç He. kimsenin burnu kanamamış. Hristiyanların Osmanlı tebaası içinde yaşayan Hristiyanların canları, malları, dini özgürlükleri devlet tarafından güvence altına alınarak huzurlu, yüzlerce yıl huzurla yaşamışlar. Dolayısıyla Avrupalıların çok kültürlülükle tanışmaları daha yenidir. Yani özellikle i̇şte aslında Alman bizim yani. Osmanlı İmparatorluğundan onu aldıklarını düşünüyorum hocam yanlış mıyım bilmiyorum ama gerçekten sizin de söylediğiniz gibi arada çok uçurum var o yüzyılların içine baktığımız zaman geçmiş zamanla kıyasladığımız zaman biz buna yüzyıllar öncesinde başladık zaten halen de devam ediyoruz elhamdülillah onlar bu değeri yeni yeni keşfetmeye başladılar ve sanki kendi değerleriymiş gibi de dünyaya sunuyorlar. Evet bu da benim rahatsız ediyor. Tabii tüm toplumu da rahatsız ettiğini düşünüyorum. Peki günümüze gelecek olursak şimdi bir de özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'ya yapılan bu ikiz gökdelenlere yapılan saldırılardan sonra bir İslamofobi kavramı ortaya çıktı. Hani bu kelimeyi de kullanmaktan hoşlanmıyorum. Aslında çok fazla yaygınlaştığını düşünüyorum ama maalesef bu kavram artık İslamofobi iyice Bununla daha çok netleşti ve e, anlatımı daha kolaylaştı diye düşünüyorum. Şimdi e, 11 Eylül'den önce İslamofobi yani İslam karşıtlığı diğer Avrupa ülkelerinde var mıydı? Yoksa İslamofobi 11 Eylül'den sonra mı e, şekillenip daha görünür olmaya başladı? Hı hı. Ee, öncelikle e, İslamofobi e, bir raporda 1991'de ilk defa kullanıldı. Hı hı. Ee, çok ilginç bir e, burada çelişki vardır. E, manası barış olan bir dinle korku kelimesi yan yana sunularak insanlara servis edilmektedir. Hı hı. İslamofobi. İslam korkusu, İslam'a karşı nefret, İslam, Müslümanları tehlikeli ve zararlı unsur olarak değerlendirme. Esasen İslamofobi bir İslam düşmanlığı projesidir. Hı hı. İslam düşmanlığı projesidir. E, bu isim de özellikle kullanılmış değil mi hocam? Tabii kesinlikle. Bilinçli bir şekilde üst akıl tarafından e, toplumlara servis ediyor. Müslümanlar ve İslam uzak durulması, hı hı. kaçılması gereken tehlikeli ötekidir. Dolayısıyla... E, Toplumda insanlara, toplum, e, Hristiyan toplumların arasında yaşayan Müslümanlara bakış açısını değiştirmek, onları öteki zararlı unsur olarak göstermek için düzenli bir şekilde toplumların bilincine e, inşa ediliyor bu kelime. Düzenli bir şekilde kullanılıyor. E, İslam'ın fobi e, aslında... Yaşa, Müslümanların yaşadığı, Hristiyanlar arasında yaşadığı topluma Müslümanların katkı sağlaması, varlıklarının devam ettirmesi o toplumlara büyük katkı sağlamasına rağmen bilinçli bir şekilde kullanılıyor. Bunun en güzel örneği birkaç gün önce yaşadık. Evet Viyana'daki terörü kınıyoruz biz. Hı hı. Yani e, işte, terörün hangi çeşidi olursa olsun lanetliyoruz. Ama orada iki tane Türk genci evet. bir Avusturyalı polisi kurtardı. Evet, kendi o toplumda kendi bahasına. canını evet. e, e, tehlikeye atarak bir polisi kurtardı. İşin garibi bu haber dahi servis edilirken bir tane kardeşimizin ismi Recep Tayyip olmasına rağmen onun ismi anılmadan hı hı. veya sadece Recep ismi kullanılarak servis edilmeye başlanıyor. Hı hı. Dolayısıyla Her şey biz, o kadar bilinçli ve ince düşünülerek yapılıyor ki ya gerçekten büyük, bu konuda çok stratejik e, davranıyorlar. Şaşırtıcı, evet. Şimdi İslam fobi ile ilgili kardeşlerimizin bizi izleyenlerin bilmesi gereken önemli bir nokta var. Hı hı. Bu noktada şu. Ee, İslamofobi son 25 yıla çeyrek asla damgasını vurmuş bir kavram hı hı. Ee, ve e, etkisi hakikaten e, günlük hayatta Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz tarafından çok acı bir şekilde hissediliyor. Hı hı. Ee, ancak dünden bugüne ortaya çıktığını düşünürsek e, yanılırız. Çünkü Batı'nın... E, belirli hastalıkları vardır. Bir türlü bundan vazgeçemez ve kurtulamaz. Hı hı. Bunlardan birisi sömürgeciliktir. Diğeri ırkçılık, rassizmdir. Diğeri İslam düşmanlığıdır. Yani bununla mücadele kendi içlerinde etseler dahi bu onların damarlarını işlemiş bir hastalıktır. Şimdi e, İslam düşmanlığının e, bugün daha net okuyabilmek için tarihe biraz gitmemiz gerekiyor. Geçmişe bakmamız lazım. Dört algı dönemi var. Yani toplumların bilincine İslam düşmanlığını kazımak için İslam karşıtlarını oluşturmak için dört algı döneminden bahsedebiliriz. Bunun birincisi e, Haçlı savaşları döneminden başlıyor. Evet. E, yani e, Haçlı savaşlarında insanları e, Müslümanlarla karşı karşıya getirebilmek için ee, Müslümanların hunharlığını, kıyıcılığını, çocuklara, kadınlara işkence edilmesini evet. inanılmaz bir dille ve edebiyatla anlatıyorlar. 175 yıl kadar bir süreden bahsediyorum 9 haçlı seferinden babadan oğula nesilden nesile aktarılan bilinçlere kazınmış bir e, algı operasyonu var. Hı hı. İkinci. Onlar hocam lafınızı kestim ama onlar bunu hem tarih kitaplarında hem e, filmlerde e, hala devam ettirebiliyorlar ama yani nedense bizim bir dönem e, sanki biz bir geri çekildik. Birkaç tane film ya da birkaç tane kitap yapıldı. Evet. evet biz okullarda özellikle ortaokul ve lise kitaplarında müfredatlarda da vardı ama çok az değinildiğine ve e, özüne inildiğine gerçekten orada neler yaşanıldığını e, çocuklarımıza, gençlerimize anlatamadığımızı düşünüyorum aynı zamanda. E, nasıl ki ee, bilinçli bir politika ile bu onların bilinçaltına kazınıyorsa hı hı. biz de gerçek bilgiyi, doğru bilgiyi, tarihte neler yaşandığını ve bugünkü sürece İslamofobi hı hı. oluşmasına nasıl gelindiğini e, çocuklarımıza, gençlere anlatmak zorundayız. Evet. Tarihi, toplumu doğru, doğru okuyabilmeler hı hı. için bu şart. Evet, bu zamana ee, kadar biraz pasif kaldığımızı maalesef, düşünüyorum. Maalesef. Belki araç eksikliğimizden de bahsedebiliriz. Yani hı hı. bunda biraz sonra medyaya doğru geldiğimizde bahsedebiliriz. Hı hı. Evet. Hocam. Birinci algı dönemi toplumların bilincine İslam karşıtlı Haçlı savaşlar döneminde inşa edildi. İkincisi, İkincisi. ama 1350-1400 yıllarında kardeşlerimizin bilmesini bildikleri olan bir şey hatırlatayım. Müslüman kelimesi Türk yerine Türk kelimesi de Müslüman yerine kullanılıyor. Hı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilerleyişinde 1400'lü yıllardan 1800 yıllara kadar... Kadar Türk denildiğinde Avrupa'nın bilincinde Müslüman oluşur, Müslüman denildiğinde de Türk oluşur. Daha Arap kavramı girmemiştir. Bu dönemde Osmanlı'nın Balkanlarda ilerleyişini ve İslam'ın evrensel mesajının insanlarla buluşturulmasını engellemek için inanılmaz bir pro ikinci propaganda dönemi var. Mesela 16. yüzyılda 1260 tane Türkler ve Müslümanlar üzerine olumsuz yazı yazılmış, olumsuz çalışma var. Bunların bin tanesi Almanya'da yapılmış. Hı hı. Ve 1520 yılda Erat bir bakır dövmesi var. Bu dövme üzerinde her şeyi özetleyen Türk pazarında çocuklara ve kadınlara işkence edilmesini resmedilmiş. Ya. Tarihte hiç böyle bir şeyi örneğin görmeniz mümkün değil. İzah edemezsiniz. Ama toplumların bilinçaltına Müslüman karşıtlığını oluşturabilmek için her türlü yalanla ikinci bir algı dönemi Osmanlı'nın ilerleyişini durdurmak için işlenmeye başlamış. Evet. Üçüncüsünde bu çok daha ilginçtir ve etkileri hala devam eder. Artık işte coğrafi keşifler yapılmış, e, e, ipek yolu ve baharat yolu değişmiş. Onunla birlikte de e, Batı e, Müslümanlara karşı, Doğu'ya karşı üstünlüğü ilan etmiş, oryantalist bir şablonla İslam'dan uzak durmaya öngörmektir. E, artık Batı için... İslam ve Müslümanlar kılıç ve şiddet değil. Argümanlar daha önce buydu. Şimdi Batı doğu geri kalmıştır. Doğu tembeldir. Doğu modern değildir. Doğu çağdaş değildir. Doğu ilerleyemez. İlerleyen, mantıklı olan, bilinçli olan, çağdaş olan biziz. Dolayısıyla Müslümanlar uzak durulması gereken geri kalmış ikinci sınıf ötekidir. Bu şablon emin olun o kadar etkili oldu ki hatta batılıların yetiştirdiği sömürge aydınları Hı. kendi içimizden çıkan Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de sömürge aydınları İslam'ı hayattan uzaklaştırarak modernleşeceğimizi yıllarca savundular. Onlar bile buna inandılar. E buna inandılar. Ee, sizin söylediğiniz gibi e, bu hayali bu o, sizin de az önce söylediniz ya bu... E, müthiş bir projeydi gerçekten evet. ama e, gerçekten biz de burada e, Müslümanlar olarak birlik içerisinde olup da e, bununla mücadele edemedik hocam. Maalesef. O dönemde öyle düşünüyorum. Hala da sanki belki biraz eksiklerimiz Eksiğimiz, var. Ha, ha. İnşallah onları da tamamlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlarımız İslamofobi ile ilgili bir VTR hazırlamışlar. Hı. Dilerseniz onu izleyelim. Ondan Tabii sonra ki. sohbetimize kaldığımız Tabii yerden devam ki. edelim sevgili izleyenler. Bir İslam düşmanlığı projesi, İslamofobi nedir? Bir hep birlikte izleyelim mi? Bir İslam düşmanlığı projesi olan İslamofobi, ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ciddi bir insan hakları sorunudur. İslamofobi, İslam'ı şiddet ve terörü besleyen bir ideolojiden ibaret göstererek bunu suni bir korkuyla dünya kamuoyunda yaymak için çalışan hain ve karanlık bir projedir. Bu kavramı literatüre sokmaya çalışanların gerçek amacı her durum ve şartta kültürler, toplumlar, dinler ve medeniyetler arasında kavga, sürtüşme ve çatışma ortamı oluşturarak bundan çıkar sağlamaktır. Derin hesapların, küresel güç savaşlarının, kirli çıkar ilişkilerinin neticesi olarak kurulan ve desteklenen ve hepsi birer proje olan terör örgütleri aynı zamanda yaptıkları insanlık dışı uygulamalarla İslamofobi endüstrisine malzeme üretmektedir. İslam'ın aydınlık yüzünü karalamaya çalışan din kisvesi altında dini değer ve kavramları kötü emellerine alet ederek İnsanların temiz duygularını istismar edip onları şiddetin nesnesi ve mağduru kılan, gerçekte hepsi karanlık odakların kuklası olan terör örgütlerinin yüce dinimiz ve onun samimiyetiyle hiçbir bağ yoktur. Bu tür anlayış, yaklaşım ve oluşumların en büyük zararı İslam'a ve Müslümanlara verdiği de açıktır. Bugün yeni güne merhaba da bir insanlık suçu olan İslamofobi'yi konuşuyoruz sevgili izleyenler. Çok kıymetli bir konuğum var gerçekten de. Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçeler'de yayınlar daire başkanı Yunus Yüksel Beyefendi bizlerle birlikte ve İslamofobi'nin özellikle hortlamasının daha doğrusu dört algısından bahsettiniz evet. ve sırada şimdi dördüncü, dördüncü soru. Devam edelim mi hocam? Tabii ki. Ee, Orientalist şablonun Müslümanlara dayatılmasından sonra e, yakın döneme kadar bunun etkilerini izledikten sonra yeni bir algı dönemi başladı. Hı. Belki de en tehlikelisi, e, en zararlısı ve en ürkütücüsü de buydu. E, milat olarak 11 Eylül 2001 saldırılarını alabiliriz. E, artık İslam'la hiçbir şekilde yan yana gelmemesi gereken terörü e, yeni algı döneminde e, Batı birlikte işlemeye başladı. İslam'ın Terör dini, Müslümanların da terörist olduğu algısı toplumların bilinçaltına ilmek ilmek yavaş yavaş düzenli, stratejik bir şekilde ve e, aynı zamanda tüm ülkelerde e, işlenmeye başlandı. Bu... E, çok ıı, garip ve çelişkilidir Yani eş zamanlı olması, e, değil eş, mi? Zaman, eş zamanlı olması Hı. ve e, stratejik bilinçli düzenli bir şekilde bu işin yapılması ilginçtir. Evet. E, artık Batılı veya e, Avrupa'da, Amerika'da yaşayan insanlar. İslam'ı kaçınılması gereken, terörü beslediğini düşünen bir Hı -hı. ideoloji, Müslümanlar da uzak durulması gereken potansiyel terörist gözüyle bakma ba bakmaya başladılar. Hı -hı. Bunu bu şekilde olması için de e, büyük bir mücadele verildi. Yani bunun birçok aşaması var. E, fakat bu gerçekte böyle mi? Yani onu bir değerlendirmek lazım. E, hiç olmaması gereken bir şeyi e, bir stratejiyle bir araya getirirler. Ee, Alman, e, Alman hakkaniyetli bir gazeteci var aynı zamanda da SDU'nun milletvekilliğini yapmış yrgan totafer ee, kardeşlerimizin onu takip etmesini zaman zaman dinlemesini tavsiye ederim onun e, var olan tarihi tespitleri yüksek sesle, yüksek sesle dile getirmesi çok ilginçtir ee, İslam'ın fobi hortladığında hı hı. E, her gün konuşulmaya başladığında o şunları ifade etti. Geriye doğru bakın. Son 200-220 yıldır Müslümanlardan Hristiyan dünyasına bir tek kurşun dahi atılmadı. Evet. Haçlı seferleriyle 4 milyon insanı Batılılar katletti. Sömürgecilikle konu e, sömürgecilikle e, 50 milyon insanın ölmesine Batılılar sebep oldu. Birinci ve ikinci dünya savaşında 70 milyon insanın ölmesine yine bir sebep, oldu, bir sebep olduk diyor Yükan. Bununla birlikte 6 milyon Musevi'nin Almanya'da acımasızca öldürülmesine Müslümanlar sebep olmadı. Evet. Batılılar sebep batıllar oldu. Batılılar sebep oldu. Irak'ta 3 milyon Müslümanın sebepsiz yere bir yalanla öldürülmesine Batılılar sebep oldu. Hı hı. Şimdi siz bir yerde büyük bir algı operasyonuyla İslam'ın terör dini, şiddet dini, Müslüman terörist olduğunu bahsedeceksiniz. Ama son 200 yıldır ee, yaşanlarına göz önüne hiç almayacaksınız. Yani Irak, Bosna Hersey'i ee, Birinci Dünya Savaşı'nı ee, Yahudi katliamını, Musevi katliamını almayı da bunları hiç görmeyeceksiniz. Hocam, Maalesef zaten Kesinlikle bu işte bu İslamofobinin bu kadar çok görünür olmasının sebebi arka planda işte e, bu bunları zamana kapatmak. kadar e, yapılanları kapatmak üstünü örtmek. Ama bu örtülmeyecek işte Allah'ın izniyle örtmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Toplumlar bize. bilinçleniyor. Uyanık olacağız. Biz de anlatmaya ee, devam Gençlerimiz Evet bilinçlendireceğiz hocam bundan birkaç gün öncesinde bu konuyu da konuşacağımız belliydi bir arkadaşımla konuştuk onun ailesi de yaklaşık dört nesildir Almanya'da yaşıyorlar hani sizin de Almanya tecrübeniz olduğu için söylüyorum onların da söyledikleri yani biz ilk Almanya'ya gittiğimizde yani dedelerimizden duyduğumuz şöyle bir şey vardı evet Türk olarak çalışmaya geldik ama gerçekten e, ufak tefek sıkıntılar yaşasak da e, hiç şimdiki e, kadar hakarete uğramamıştık. Zorluklarla karşılaşmamıştık. Aha. Şimdi e, Önceden bir Türk kimliği vardı. Şimdi Türkleri sizin de söylediğiniz gibi hem Türk hem Müslüman, Müslüman olarak gördükleri için hani belli bir dönemde kaynaştılar ki Almanlar hani Türklerle daha uzun yaşadılar evet. ve daha çok insanla bir araya geldiler. Kimi zaman komşu oldular, aynı iş yerini paylaştılar. Hani nasıl insanlar olduklarını da biliyorlar aslında diye bir şey söylemişti. Bu gerçekten çok önemli. Hani biz hep barış ortamında huzurlu bir şekilde çalıştık. Onlara hep yardımcı olmaya çalıştığımızda onlar e, gerçekten inanamıyorlardı bu kadar iyi olabileceğimize. Hep altında bir şey arıyorlardı. Ama şimdi daha çok zorlanıyoruz. Çünkü Müslüman kimliğimiz daha ön planda. Yani Almanya'da Türk olarak yaşamak şimdi daha da zorlaştı. Hani diğer ülkeleri çok net bilmiyorum. Sanırım orada da bazı problemler ben, var ama siz Almanya'da yaşadığınız için e, evet, sormak istedim size evet, böyle bir algı neden oluştu? E, batının o kurtulamadıkla kurtulamadığı e, kronik hastalıklardan bahsettim ya, uh -huh. e, ben e, yaşadığım ve hissettiğim bir olayı e, anlatmak istiyorum. Fransa'ya ilk indiğimde ilk hissettiğiniz şey Eyfel Kulesi'nin çevresinde ne derseniz emin olun ben ilk düşündüğüm şey Fransa'da kölelik hala kalkmamıştı. Hımm. Bu çok o kadar üzücüdür ki en bayağı diyebileceğimiz en kötü işleri Afrika kökenli insanlara yaptırıyorlar. Evet Onların mahkum bırakıp e, Afrika'daki zenginliklerini e, sömürerek alıp onları Fransa'ya mahkum bırakıyorlar. Hı hı. Yani yazılı bir yerde göremezsiniz ama realitede şudur: Fransa'da Fransız birinci sınıf vatandaştır, Avrupa Birliği vatandaşları ikinci sınıftır, hı. Türkler üçüncü sınıftır. Araplar dördüncü sınıftır ve Afrika kökenliler 5. sınıftır. Realite budur ama yazılı olarak bunu ifade etmezler. Yani insan hakları, özgürlük, demokrasinin beşi olarak adlandırılan Fransa'da bir Fransız burnu büyük, havalı toplumdaki diğer insanlara bakış açısı odur ve onlara göre diğer oraya göçmen olarak gelen insanlar onlara hizmet için oradadır. Hı hı. Eşit insan değildir. Onlar da insan insan olarak aynı şartlarda ailelere çocukları var, aynı eğitim imkanlarından, aynı şartlardan faydalanacak insan değildir. Çalışmaya gelmiştir, çalışmak ve Fransa'nın Almanya'nın refahına kat. Atkı yapacak insanlardır. Evet. Bu hastalıktan maalesef kurtulamıyorlar. Son dönemlerde biraz sonra belki e, işaret edeceğiz. Hı hı. E, günlük saldırılar, İslamofobik davranışlar, hı hı. Müslümanlara yönelik şiddet o kadar artmışlar ki hı hı. biz Türkiye'de bunları elhamdülillah hissetmiyoruz. Evet. Ama ben hem görev yaptığım dönemde hem de şu aşamada buradaki e, kardeşlerimizin bizi dinleyenlerin tahmin edemeyeceği oranda saldırılar var, evet. şiddetler var. Bunlar gerekirse biraz sonra örneklendirip tek tek açıklarız. Evet hocam çok haklısınız. Bu konuyla alakalı da özellikle Fransa ile alakalı son günlerde hani biz de sıkıntı yaşıyoruz gerçekten üzülüyoruz da. Faslı bir karikatürist bir şey çizmişti. Fransa'yı bir horoza benzetmiş. Afrika haritasını da bir buğday çuvalına benzetmiş ve oradan besleniyor. Oradan yaşam kaynağını elde ediyor diye. Çok ilginç bir karikatür. Gerçekten öyle. Muhtemelen Aslında sevgili izleyenlerimiz anlatıyor. de görmüş olabilirler. Bakmadılarsa da mutlaka bakın sevgili izleyenler. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki bu Charlie Hepto olayından sonra Bizim bu kadar tepki vermemiz yani tüm Müslüman ülkelerin ve başta Türkiye'nin bu kadar çok tepki vermesine rağmen bu kadar olay olmasına rağmen hala Charlie Hebdo bu tür karikatürlerine devam ediyor. Çok edepsiz bir şekilde üstelik Maalesef. de Peygamber Efendimiz'e hakaretler noktasında. Geçen çok ilginç bir yine bir hocamızla konu konuştuk şöyle bir tespiti vardı. Bu saldırıların devam etmesinin ve ara ara çıkmasının sebebinin aslında şu olduğunu söyledi. Farkında mısınız? Aslında İslamiyet kendini Avrupa'da daha çok belirginleştirmeye başladı ve her gün bir bakıyorsunuz ki dedi Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da bir komşunuz işte Müslüman olmuş bir arkadaşınız ya da iş yerinden o bu konuyla ilgili çalışmalar da yapıyordu bu onları çok rahatsız etmeye başladı çok görünür olmaya başladı katılır mısınız sizde gerçekten ben, İslamiyet ve İslam kendini tüm dünyada yeryüzünde belirgin bir şekilde hissettirmeye başlayıp insanlar İslam'a doğru yönelince bu ihtida öyküleri de özellikle çoğalmaya başlayınca onlar da elbette ki boş durmayacaklar diye düşünüyorum. Işte. Ben çok ilginç bir şey, bir konudan bahsedeyim. Aslında bahsettiğiniz konunun devamıdır. Yapılan istatistikleri de bu konuda paylaşayım. Hı hı. Şu anda Fransa, İngiltere, Almanya, genel olarak söylüyorum bu ülkelerdeki Müslüman sayısı genel nüfusun yüzde beşi altı oranındadır. Yüzde beşi altı oranı. Ancak ee, Avrupa'daki demografik yapı kendi yaptıkları çalışmalarla 2050 yılında toplumdaki her 10 kişiden birisi Müslüman olacak gözüküyor. Bu şekilde devam ederse. Hı hı. Bu çok ciddi bir e, tehlike Avrupalılar için. Onlar öyle görüyor yani, şu anda. On, onlar öyle görüyorlar. Doğum oranlarının az olması, e, yeni mültecilerin veya Müslümanların o oraya doğru hareket etmesi ama bununla birlikte İslam'ın evrensel mesaj, mesajının e, Avrupa'yı kuşatması e, onları tedirgin ediyor. Resmi rakamları söylüyorum size. Almanya'daki Almanya'daki Hristiyanların genel nüfusun yüzde 23, 23 buçu Katolik, yüzde yine 23.2, 23.3'ü de Protestandır. Yüzde beşlik altılık bir nüfus da Müslümandır. Evet. Geri kalan yüzde 55'i ben kiliseden uzağım, Hristiyan değilim diyendir burada bazen şu olabiliyor yani kiliseden çıkıyor ama e, yaratıcıya inandığını söylen var ama yüzde 55 bu oran e, Belçika'da Hollanda'da aşağı yukarı aynı oranda bazen yüzde 60'a dayanmaktadır şimdi bir toplum düşünün ki yüzde 60'ı gidecek gönüllerini tatmin edecek evrensel bir mesaj arıyorlar hem dünyalarında hem ahirette huzurlu olabileceği bir mesaj arıyorlar eğer siz her gün sabah kalkıp bu kötü bundan uzak dur demezseniz insanlar gerçeğe doğru hareket etmeye başlıyor. Avrupa'nın şu anki stratejisi en mükemmeli en kötü gösterme üzerine. En mükemmel İslam. En mükemmeli İslam'ın mesajını en uzak durulacak. İslam'ın fobiyle en uzak durulacak, nefret edilecek, korkulacak, öcü olarak göstererek buraya bir e, bet yapmaya çalışıyor. Buna rağmen engel olabiliyor mu? İnanın olamıyor. Olamayacaktı inşallah. O, 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 Hocam, olamıyor. Mümkün değil böyle yani, bir şey. Yani bu kadar e, İslam'ın fobik e, habere, yoruma, gündeme tutulmasına rağmen İslam, insan, e, insanlar İslam'la şerefleniyor ve buluşuyor. Bu bu e, ...belki de inşallah Avrupa'nın kurtuluşu geleceği olacaktır. Böyle bakmak lazım. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Az sonra mültecilerle alakalı da konuşmak istiyorum. Gerçekten bunlar da çok büyük bir e, sorun oldu geçtiğimiz yıllarda... ...ve halen de devam ediyor Aslında bakarsanız. Ama şimdi e, dilerseniz bir e, Miyasi Hoca'nın yanına gitmek istiyorum. Hocam bir es verelim ondan sonra konumuza dönelim olur mu? Hadi. Evet e, değerli izleyenlerimiz... ...bugün Miyasi Hocamız bize e, kırk yama tekniğiyle yorganlama usulü... ...çok güzel bir e, kırlent yapıyor... E, Başta gösterdik, çok güzel motifleri vardı. Şimdi bakalım hangi yönde ilerlemeye başladılar. Hocam nasıl gidiyor yorganlama tekniğimiz? Ben daha önceden başlamıştım zaten. Uh -huh. Sabahleyin çizdiğim kısmı yine krem rengiyle gidiyorum. Uh -huh. Her zaman olduğu gibi belli olsun diye. Uh -huh. Şuradaki rengi burada kullanmak istiyorum. Zaten desenleri atlayarak da çizim yapabiliriz. Evet. Üzerinden de geçebilir. Sonra daha e, ütüyle uçuracağız ama uh -huh. yine de görsel bir karışıklık olmasın diye desenlerin geldiği kısımları üstüne gelmeden atlayarak gelmek e, daha güzel oluyor. E, yorganlama yaparken de şurada gördüğünüz çizgileri nasıl atlatılacağını Hı hı. Gerçi yorganlama şu kısmını bitirdim bu arada. Bakın orta kısım kabardı. Evet çok Şuradan hoş gittim, görünüyor. Burası hı hı. kabardı. Tabii içi dolduktan sonra da daha farklılaşacak, daha belirgin olacak. Şuradaki yorganlamayı yine şuradaki kısmı atlamak, ya nasıl yapacağınızı göstermek niyetiyle tamam. şöyle bir göstermek istiyorum. Yine battığınız kısımla çıktığınız kısım eşit olacak şekilde. Öncelikle e, bazen bir dengesizlik olabilir yani güzel olmuyor, eşit mi olacak? Ama eğer o kadar ilginç bir şey ki 5 dakika, 6 dakika yaptığınız zaman o onu alıyor ve devam ediyor. Bu çizgiye geldim. Buradaki kesintiyi alttan, alttan atlayarak şurayı devam edeceğim. Sonra alt kısmına geleceğim. Yön yön gittiğim zaman şuralar eşit bir şekilde kabarıyor. Eğer karışık yaparsam yığılmalar farklı olabilir, kabarmalar yığılmaktan kastım bu. O zaman da hoş bir görüntü olmaz. Yani e, Buranın kapasitesindeki kabarma payı bellidir. Bunu da sıra sıra yaptığımız zaman, şurayı bitirdiğimiz zaman buranın kabarma payını bitiriyoruz. Buraya geçirdiğimiz zaman böyle sıra sıra yorganlama da sıralama tabii ki önemli. Çizim nasıl olursa olsun. Alttan atladım. Ve şu şekilde devam ediyorum. Çok da zevklidir. Elyaf yumuşak bir materyal. Ee, genelde kış günlerinde öğrencilerim çok güzel oluyor sıcacık dizlerimizi evet. de koruyor derler hı hı. ve e, kışın uzun gecelerde daha kısıtlandığımız için normal zamanda da özellikle şu günlerde güzel bir uğraş oluyor. Hı hı. Patchwork battaniyeler falan da var ya yapalım evet. mı hocam bu sene tabii, onlardan tabii da tabii sevgili ki. izleyenlerimize? Tabii ki yani bir programda ya da iki programı e, hani... Kapsayacak şekilde Hı -hı. anlaşılabilir ve herkesin evde başlayabileceği zaten çok fazla el sanatlarıyla ilgilenen e, halkımız çok güzel ilgileniyor. Yani da buna da yer ayırıyor. Evet. Uğraş olarak da. <laughs> Koltuk şalları mesela evet. benim çok hoşuma gider. Kışın sizin de söylediğiniz Tabii. gibi baktığımız zaman bile içimizi ısıtıyor aslında bakarsanız. Şimdi şöyle. Bazen biliyorsunuz son zamanlarda çok revaçta, hı hı. her yerde kullanılıyor kıyafetle evet. falan. Şimdi bazen öğrencilerimiz diyor ki, yani şöyle bizi çok uğraştırmasın. Televizyon seyrederken ya da dinlenirken, kitap okurken, hı hı. çocukları olsun, kendileri olsun, şöyle dizimize üzerimize alalım. Hı hı. O zaman bizler bu yorganlama tekniği orada çok ufak ayrıntılarla tamamen çizim yapıp, bunu emin olun şu, şu şekilde yorganlamayla çok güzel şallar yapılıyor, renklendiriliyor. <laughs> Demin benim biraz sonra şurada göstereceğim gibi hı hı. renklendiği zaman hem sağlam oluyor hem sağlıklı oluyor hı hı. hem de çok çok uğraşmadan bir ürün sahibi oluyorsunuz. Şu şekilde göstereyim hani zıt bir renk olarak hı hı. aslında buranın hepsi bu şekilde yapıldı. Daha önceden şuraya çizilen kelebek motifinin şimdi bir de şu, bu konuya değineyim. Renk ne olursa olsun sadece bir renkten yaptığımız zaman Hı -hı. orası çok koyu gözükebiliyor. Hı -hı. Buradaki sürgünü yapıyorum ki buradaki çiçeğin ya bir çeşitlik bir zenginlik kalsın diye. Ama koyu bir rengi direkt bu şekilde gidersem Hı -hı. bu kadar kompozisyonu birden çok sert bir şekilde bölebiliyor. Evet. Gölge dememizin bir nedeni de hani kırık diyebilirim. Zemini ben yine buradaki kelemek motifini krem rengiyle yorganladım. Birazcık renk katmak Fullu bir görüntü sağlamak için de ben başlamıştım. Bunu sonuna yetiştireyim diye. Şöyle göstereyim. Aynen şimdi buradaki gibi yorganladık. Tek yaptığımız farklı bir uygun gördüğümüz farklı bir ipi oradaki aralardan, o aldığımız kısımlardan şu şekilde geçirmek. Bu uçtuğu zaman daha belli olacak. Yorganlamaların aralarından, hep sağ kısımlarından şöyle sarıyoruz. Hem sert bir renk olmamış oluyor, hı hı. hem de krem zaten bunun zemini, onunla daha uyumlu gölge şeklinde yorganlamamızı yapmış oluyoruz. Ben bu kelebek figürünün tamamını bu şekilde saracağım. Evet. Bir sonraki aşamamız da zaten uçan kalemi uçurmak ve arka astarını geçirmek. Harika hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, yine sizde olacak bir gözümüz. Tamam. Tamam mı? Evet değerli izleyenler bir insanlık suçu olan İslamofobiyi konuşuyoruz. Değerli hocamla birlikte. Eğer sizler de yurt dışında yaşıyorsanız ve bu tür sıkıntılar, sorunlar yaşadıysanız lütfen bizimle paylaşın. WhatsApp numaramızdan ve Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşın. Bekliyoruz efendim. Ee, hocam, İslamofobi'yi konuşuyoruz. Ee, siz de az önce dediniz ki çok hızlı bir şekilde e, yayılmaya başladı. Çünkü e, artık sosyal medya denen bir olgu da var. E, peki bu sosyal medyada ve diğer şekilde yayınlanmasını e, öngören, hızlı bir şekilde e, yayılmasını öngören e, başrol aktörleri var mı? Medyada ve sosyal medyada. E, ee... Bu soruya cevap vereceğim ama hı hı. müsaade ederseniz e, biraz önce söylediğim bu İslami fobinin toplumlara sürekli işlenmesine rağmen e, İslam'ın kuşatıcı mesajıyla insanların buluşmasını engellen, engellenemiyor dedik ya. Evet evet. Yani Ağustos, e, Hollanda'da. E, Wilders isminde e, e, aşırı sağcı bir partinin lideri var. Evet. Her gün yakla, e, İslam karşılığı net açıklamalar, çok Hı -hı. keskin ve e, e, ifade edilemeyecek kelimeler kullan. Hı -hı. Ama bu adamın bir yardımcısı vardı, Yoram von Klaveren. Şu bu, Müslüman olan mı yoksa hocam? Evet, yani ha. bu çok ilginçti. Evet. Düşünün. Ee, onun Müslüman olduğunu kendisi anlatıyor diyor ki İslam karşıda bir kitap yazarken hı hı. ve bu kitapla işte topluma e, yani minarelere karşı camilere karşı evet. Müslümanlara karşı bunu temellendirmek için bir kitap yazarken İslam'la şereflenen ve Müslüman olan bir kişi aşırı sağcı Hollanda'daki Villersin yardımcısı ve hı hı. milletvekili hı hı. bu çok ilginçtir. Yani eğer siz İslam'la e, e, Tanışırsanız, bir şekilde bağınız olursa, kötü gösterilmezse, hı hı. mutlaka onun evrensel mesajı sizi ve toplumları kapsayacaktır. Ondan uzaklaşamayacaksınız çünkü fıtri olan insana hitap eden dünya ve ahiret mutluluğunun saadet yollarını gösteren İslam'da var ve bunu insanlar idrak edebiliyor, fark edebiliyorlar. Hocam işte tanışması gerekiyor herhalde öyle evet, değil mi? Mutlaka. Yani bir kapağını açıp bakması gerekiyor, okuması gerekiyor zaten onu önlemek için bence bu kadar çok algı yaratıp Yapıl. üzerimize gidiyorlar bu kadar şiddet e, yönelikli haberler, hakaretler işte bu karikatürler böyle e, uzak durup. E, İnsanım Hiç da... araştırmamak, belki bir Kur'an-ı Kerim'i alıp da e, merak edip de içine hani e, bir bakmamak için bu kadar çok çaba sarf ediyorlar diye düşünüyorum ben. Şimdi e, hani biraz önce bahsettiniz ya e, toplumda bu İslami fobik öğeleri e, yayan aktörlerin Hı -hı. veya e, buna destek sayan aktörlerin başında neler var. Hı -hı. E, belki de Müslümanlar şimdiye kadar... E, şu anki Batı medyası kadar amansız bir düşman görmediler sanal olarak. Şimdi yazılı, görsel ve dijital olarak bir kuşatma altında Müslümanlar, İslam fobia farklı farklı kanallardan ve farklı tekniklerle bilinçli, stratejik, istikrarlı bir şekilde toplumlara enjekte ediliyor. İslam uzak durulması gereken bir din veya ideoloji olarak aktarılıyor. Medya o kadar etkin ki ben size bazı örnekler vereyim. Şimdi siz kalksanız Fransa veya Almanya'ya gitseniz hı hı. gazetelerin ve dergilerin satıldığı bir standın önünde dursanız gözünüzü kapatsanız rastgele bir dergi veya gazete seçseniz emin olun mutlaka İslamofobik bir öğeyle veya bir resimle karşılaşırsınız. Yani bu kadar net söylüyorum. O kadar, Her çok, gün, var yani o kadar çok var yani hocam. O kadar Her gün yani kalktınız işinizden, e, tren istasyonunun önünden, evinizden işe gidiyorsunuz. Hı hı. Gözünüze baktığınızda ee, rastlayacağınız resimlerden birkaç örnek göstereyim mi? Medyanın e, nasıl görsel ve yazılı olarak nasıl etkili olduğu varsa gösterin hocam sevinirim tabii ki. Hani biz de bu konuda özellikle dediğim gibi e, çocuklarımızın ve gençlerimizin de e, daha çok bilinçlenmesini istiyoruz ya ellerinde argümanları olsun en azından. Onlar da neyle savaştıklarını, neyle mücadele edebildiklerini daha yakından görsünler. E, bu gösterdiklerim. E, yüzlercesinden sadece birkaçı bunu hı. bilmelerini istiyorum öncelikle ve garip bir şekilde e, Avrupa hep şunu bahseder e, özgür basın e, demokratik e, hı hı. yapı ama aslında basının hiç de özgür olmadığı, büyük birkaç şirketin elinde olduğu ve özellikle İslam'a karşı sürekli tek ses olduğunun bir evet. kanıtıdır bu aynı zamanda. Şimdi diğer ülkelerde değil sadece Almanya ve Fransa özelinde birkaç örnek göstereceğim. Hı hı. Şu... Almanya'nın en çok satan dergilerinden evet, ders, ders, Sadece okuma yazma Veya Almanca bilmeye gerek yok Buradaki mesajı alabilmek hmm. için Görüntü bu, o kadar bu, net ki Bu sizin önünüzde duracak her hmm. gün Bu Almanya ile ilgili Yine e, şu İslam'ın bağdaştırıldığı resim hmm. Bakarsanız Almanya'nın Güya gizli İslamlaşmasını anlatan Brandenburg'un üzerinde Ay yıldız hmm. e, Hemen baktığınızda ee, toplu katliam stratejisi hı hı. başlıklı. Şu bakın kutsal nefret manşet bu. Kutsal nefret. Kutsal nefret. der Derhaligahaz. Bu resim e, bu kapak. Şimdi siz bunu, bunu gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Hocam içim ürperiyor zaten gördüğüm zaman. Evet. Yazısını okumadan bu, önce Almanya bile. Bu için. Bunun hemen benzeri bakın Fransa için de gösterelim. Hı. Aynı Vurka. akılla yönetildiği, i̇şte aynı Kur'anı görüyorsunuz. Çizilen uh -huh. Müslüman tipine bakın. Evet. Dolayısıyla biraz önceki Almanya'dakine benzer Haç ay yıldız işareti, uh -huh. Fransa'da benzer. Bakın, eğer bu kadar yeterliyim. Yani yüzlerce gösterebiliriz buna. Ve evet. e, dikkatimi bir şey çekti. Hem e, Alman hem de Fransız dergilerinin en çok satan dergiler yani, olduğunu fark ettim. Kesinlikle. Yani onlar sapan, bile her gün bu konuyla bu kadar çok uğraşıyorlarsa bir arka planını siz düşünün yani artık. Yani aslında topluma burada verilen şey şu. E, dikkat et. İslam hı. uzak durulması gereken, hı hı. kaçınılması gereken, korkulması evet. gereken bir din, bir olgu. Evet. Eğer senin oğlun, kızın veya sen... Müslüman olursan bak gözüne gözüne kadar kapatacaksın. Kızının böyle olmasını istemiyor. Hı hı. İstiyor musun? Hı hı. Ya da oğlun bak olursa işte sakal bırakacak, entari giyecek, hı hı. elinde bazuka, silah böyle mi olmaz? Kesinlikle böyle olmaması her gün bilinçli bir şekilde hı hı. zihinlere kazınıyor bu. Bilinçli bir şekilde zihinlere kazınıyor. Yani o kadar stratejik, düzenli ve istikrarlı bir şekilde İslam'dan, İslamofobik öğeler e, insanlara anlatılıyor ki. İşin garibi bu bir de entelektüel öğelerle süslenilerek servis ediliyor. Hı hı. Güya Avrupa, Batı, Demokrat, Özgürlükçü ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret eden e, e, o e, karikatürü... Hı hı. Batının sahip olduğu hiciv kültürüyle, basın özgürlüğüyle açıklamaya çalışıyor. Hı hı. Başörtü yasağını liberal ve çok kültürlülükle açıklamaya çalışıyor. Hı hı. Bunun gibi pek çok entelektüel kılıfla hı hı. İslam karşıtlığını ortaya koyuyor. Şimdi e, o kadar bilinçli bir akıl çalışıyor ki düzenli bir şekilde e, bir konu ortaya atılır. Hı hı. Mesela Peygamber Efendimizle ilgili bir hadis gündeme getirilir veya bir olay İslam'ın kadına bakış açısı. Her üç veya dört ayda mutlaka bir konu özel ekipler tarafından çalışılır. Hı hı. Önce en çok satan bir gazetede veya dergide haber olur. Hı hı. Daha sonra o derginin haberi diğer dergi ve medyalarda haber olur. Sonra o, o haber üzerinden televizyonlarda tartışma programları yapılır. Evet garip bir şekilde daha sonra da diğer ülkelerde aynı konu işlenmeye başlar toplu bir strateji tüm ülkelere aynı anda etki etmeye başlar hem de film ve dizilerle de bunlar katmerli olarak daha çok göz önünde bulundurulmaya ve hep sıcak bir şekilde Aynı sunulmaya ve da. tutulmaya da devam ediyor hocam. Maalesef Hollywood filmleri bu konuda başrolü oynamaya devam ediyor. Baktınız, her filmde, <laughs> evet, Müslüman, Orta Doğu'lu, teröristtir, elinde silahla, bir yerler patlatma peşindedir. Evet. Hep bu özellikle düzenli bir şekilde işler. Evet. Daha garip ve daha ee, bilinçli, biraz da entelektüel insan hikayeleri adı altında sunulan bir İslam karşıtlığı var. Bu da aslında çok dikkat çekici. Şimdi İslam coğrafyasını iyi bilirler. Hı hı. Nerede bir e, geri kalmış, bazı imkanlardan yoksun veya töreyi din gibi yaşayan e, bölgeler, coğrafyalar varsa orayı bulurlar. Hı. İşte ee, okula gidememiş bir genç kızın hikayesini dramatik bir şekilde anlatıp hı hı. bunu İslam'la bağdaştırırlar. Ve erken yaşta Pakistan'da veya Afganistan'da evlendirilmiş bir genç kızı bulurlar. Onun bu genç yaşta evliliğini dramize, dramatize ederek bir belgesel yaparak İslam'ın işte kız çocuğuna bakış açısı şeklinde bunu bilinçaltına işlerler. Bir bakarsınız töre cinayetlerini sanki İslam'ın suçuymuş gibi hı hı. vermeye çalışırlar. Evet. İnsan hikayeleri adı altında, belgeseller adı altında düzenli, çok kaliteli hı hı. E, belgesellerle yine toplumun bilinçaltına bakın Müslümanların hali bu. Hı hı. Müslüman olursanız İslam'ın bakış açısı kadına, insana, canlıya, hı hı. topluma bakış açısı bu. Bunu mu istiyorsunuz? Böyle mi olmalı? Hı hı. Diye sürekli bir şekilde vurgu yaparlar. Yani subliminal e, mesaj hayatın her döneminde e, özellikle Avrupa'da Avrupa'da ve Amerika'da yaşayan vatandaşlar için sürekli gündemde diyorsunuz. Sürekli hiç bıkmayacak ve her gün mutlaka olumsuz bir haberle medyada, basında, yazılı, görsel, sosyal medyada mutlaka karşılaşırsınız. Çünkü bu onlar için düzenli izlenmesi gereken bir strateji. Eğer Avrupa toplumundan bir yazar, bir Televizyon sanatçısı, meşhur bir kimse, bir futbolcu veya bir politikacı İslamla herhangi bir şekilde tanışırsa, o çok kısa bir süre içerisinde gündemden kaybolur, Popülaritesi biter, çalışacağı yerler azalır, çalışacağı yerler azalır. Hı hı. Yani düşünün bir siz Almanya'da, Fransa'da veya başka bir yerde ünlü bir sanatçısınız. Hı hı. İslamla şereflendiniz ve e, İslam'ın evrensel mesajını çıktığınız yerlerde kitlelere duyuracak birkaç söz ediyorsunuz. Hı hı. Yavaş yavaş size gelen işler kesilir, medya sizinle haber yapmayı evet. bırakır, toplumdan yavaş yavaş o toplum sizi bilinçli bir şekilde siler. Hı hı. Dolayısıyla e, insanlar e, Müslüman olmaya olduklarını da açıklamakta zorlanıyorlar. Mesela daha önceleri ee, Müslüman olanlar Almanya'da konsolosluğa gelip, ihtidaa belgesi alıyorlardı. Evet. Çünkü bu hacca giderken hı hı. E, sizden soruluyor. Hı hı. Yani e, Almanya kökenli bir e, Müslümansınız, hı hı. Müslüman olduğunuzu belgeleyin ki Mekke Medine'ye girebilesiniz ve haç yapabilirsiniz İnsanlar bunu almaktan veya hacca gidinceye kadar bu belge kalsın diyorlardı. Gelip almak istemiyorlardı. Çünkü psikolojik baskıya uğruluyorlar. Evet, belki işinde, Avrupa belki gündelik yaşantısında dışarıda toplumda da hakarete uğrayacak ya da farklı bir algıyla davranılmaya başlanacağını hissettiği için bunun gizli kalmasını istiyorlardı. Kesinlikle. Bana gelen çok entelektüel bir Alman kardeşimiz vardı. Hı -hı. E, okuyarak ve Kur'an'la İslam'ı e, bulmuş, hidayet ermiş, e, Müslüman olurken e, gözleri dolmuştu, ağlamıştı. Hı. Emin olun ve çok entelektüel birisi, e, ekonomik olarak da çok güçlü, üniversite mezunu bir mühendis. E, Biz de tanışıp belge alıp ona kitaplar hediye ettik. Gönderdikten sonra yaklaşık bir buçuk ay sonra evine polis baskını oldu. Hı. Bu çok ilginçtir. İşte bakış açısı, psikolojik yıldırma bu. İşte sizi radikal unsurlar gördük. Yok işte tehlikeli bağlantılarınız olabilir. Nereye gidiyorsunuz diye evinize gelip polis basabiliyor. Veya araştırma yapabiliyor. Bu sebeple de yani İslam Müslümanla şereflendiğini açıklayanlar kadar açıklamayanlar da var. Tabii bunu gören şimdi ona baskına gittiler ya hocam. Evet. Bunu gören diğer Almanlar da Müslüman olan Almanlar da Nedir aynı bunlar? şeye uğrayacaklarını düşünerek tedirgin olup hayatlarında bunu saklamaya çalışıyorlar. Yine bu ihtida öyküleriyle alakalı biz haberdeyken çalıştığımız birkaç tane bayanla tanışmıştım. Elhamdülillah sonradan onlar da sizin de söylediğiniz gibi Müslüman olmuşlardı ve ailelerinden sakla zorunda olduklarını kimisi işte bir yıl boyunca kimisi üç yıl boyunca ailelerine annelerine babalarına söyleyemediler ve ilk söyledikleri zamanı anlattılar. Ben gözyaşlarımı o zaman gerçekten tutamadım. O kadar korkmuşlar ki nasıl söyleyeceklerini bile bilememişler. Aynen. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunu insanlara neden yaşatıyorlar? İşte bu türlü yapılan işte gerek medyada, sosyal medyada ve gündelik hayatta insanlara yapılan bu baskılar sonucunda ve bu reklamlar ve haberler yanlış yalan haberler sonucunda da insanlar sürekli bir tedirginlik yaşıyorlar İslamiyete karşı. O da doğru algılanmaması adına. Şimdi hocam şöyle bir şey de var. Biz haberlerimizde de geçtiğimiz yıllar. Sık sık vermeye çalıştık elimizden geldiğince. Özellikle DİTİP'le de çok çalışma şansım olmuştu bu İslamofobinin yükselişe geçtiği zamanlarda. Sık sık haberler yapıyorduk ve hep teşkilatı arayıp da bilgi almaya çalıştığımızda örneğin camilere yapılan saldırılar. İşte siz de bilirsiniz ki işte domuz kafası koyuyorlardı ya da işte caminin önüne bazı şekiller çiziliyordu. Yangınlar çıkartılıyordu. İnsanlar sürekli ibadetiyle uğraşan insanlar sürekli bir şekilde rahatsız ediliyorlardı. Ki bu artık can canı pahasına ibadet etmeye giden Müslümanlar da bununla karşılaştılar. Şimdi biz bağlandığımız zaman telefonla bilgi almaya çalıştığımız zaman hep sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. Cevabını bildiğim bir soruydu aslına bakarsanız. Şüpheliler yakalandı mı? Gözaltına alındı mı? Hocam Avusturya'da, Fransa'da, Almanya'da ve Hollanda'da birçok olaya tanık olduk. Cami saldırılarına tanık olduk. Kundaklamalara işte bu da, domuz kafası bırakmalar. Ama neden biz hiç bir tane şüphelinin yakalandığını görmedik Avrupa'da? Neden? Ee, bu çok manidar bir soru aslında. Bizim de e, polis yetkililerine, hı hı. Alman siyasetçilerine sorduğumuz bir soru. E, benim de e, görev yaptığım sürece, e, özellikle üzerinde durduğum ve e, üzerine gitmeye çalıştığım bir hı hı. konum. E, öncelikle e, bizi izleyen kardeşlerimiz e, bazı rakamlarla bilmeler. Şimdi Avrupa'daki e, İslamofobik saldırılar çeşitli şekillerde gerçekleşiyor. E, maalesef bu saldırıları gerçekleştirenler, biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi yakalanamadıkları için hı hı. bunu ünlem işaretiyle söylüyorum. Yakalanamadıkları için bilinçli bir şekilde. iki Kamuoyu baskısı çok artar da birisini birisi yakalanması gerekiyorsa tatmin edici cezayı almadığı için bu insanlar cesaretleniyor. Başlangıçta İslamofobik saldırılar cami duvarlarına yazı yazma, hakaret yazları iken daha sonra caminin camını kırmaya dönüştü ve bu o kadar çok ki. Yani dün daha Almanya'yla görüştüm. 2019 yılında 200 tane camimize saldırı olmuş. Bir yıl içerisinde yani Bir yıl içerisinde bahsediyoruz. Saldırı. Bizim orada DİTİB'e ait yaklaşık 930 camimiz var. Hı -hı. Yani 5'te biri saldırıya uğramış. 5'te evet. biri. Bu inanılmaz bir rakam. Hı -hı. Ee, cesaret alıyorlar. C yeterli cezayı almadıkları veya bulunam bulunamadıkları için. Evet. Bu cesaret onlara önce caminin camini kırma. Hı -hı. Daha sonra... E domuz kafası getirip caminin kapısına asma. Daha da ileri giderek camiyi kundaklama, caminin içerisine gece yarısı girip Kur'anları bir araya toplayıp yakma gibi ki bunlar benim dönemde bizatihi şahit olduğum olaylar. Yüzlerce olaylardan birkaç tanesi oluyor ve maalesef maalesef hiçbirisi yakalanmıyor. Evet. Şimdi Münster Merkez Camimiz var. Bu camimize İslam Fovuk bir saldırı Başladı. O kadar uzun süre devam etti ki, çok affedersiniz seyircilerimizden özür diliyorum, e, batırılmış çocuk bezi hı hı. her hafta atılıyor. Hı. Artık biz konsol e, yetkililere, polislere yazıyoruz ve bu camimiz polis merkeziyle arası 250 metre. Hı hı. Tren istasyonuna da yakın olduğu için önünden e, her gün 50 tane 100 tane belki polis geçiyor. Bir türlü fail yakalanmadı. Hı hı. Biz polis merkezinden tekrar yardım istedik. Kameraları sizin istediğiniz şekilde kuralım. ...kurun, gelin yardımcı olun. Polis profesyonel destek verdi. Kameralar, güya onlar diyordu ki... ...kamera açısı yok, göremiyoruz, bulamıyoruz. Biz gördüğümüz halde bunu söylüyoruz. Daha sonra yine... ...şahıs net olduğu halde... ...görüntüyü teslim ettiğimiz halde... ...yine yakalanmadı ilginç bir şekilde. Evet. Ve adam sürekli olarak her üç güne bir... ...aynı e, isomofobik eylemi gerçekleştiriyor. Bir çocuk bezini getirip... ...pis bir çocuk bezini atıyor. Hı hı. En sonunda cami dernek başkanımız... Hı hı şahsı yakaladı. Hı hı. Ve yine bir şey olmadı. Ben de onu söyleyecektim. Yani, yani bu, biz kendimiz bu kadar, yapmaya e, çalışsak, yakalamaya çalışsak bile sonuç değişmeyecek değişmiyor bence. Değişmiyor maalesef. Hı hı. E, bu tabii çok manidardır. E, ama aynı şekilde Allah korusun bizim ülkelerimizde böyle bir saldırıyla ne bir Havra ne bir kilise karşı karşıya değil. Hı hı. Dolayısıyla e, İslamofobik saldırılar e, toplumun her alanında oradaki Müslümanlara sirayet ediyor. Biraz önce siz bahsettiniz ya yani Avrupa'ya özellikle Almanya'ya 1950'lerden itibaren yaşanan göçten bugüne kadar Müslümanların en rahatsız olduğu psikolojik olarak baskı altında olduğu dönem bu dönem. Şimdi ben birkaç tane rakam paylaşayım. Avrupa'nın başat ülkeleri, önemli ülkeleri. Şimdi 2018'de 278 İslamı bu SETA'nın bir rapordur aynı zamanda. <laughs> ve bu SETA raporu Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının e, verilerinden almıştır. Sadece Bel Belçika'da 218 tane İslamofobik e, saldırı hı hı. olmuş. Belçika'da Avusturya'da bir ülke aslında. Evet küçücük bir ülke. Evet. Avusturya'da e, 1051 Müslüman karşıtı nefret suçu işlemiş. 2018'de e, ve 540 Net vaka tespit edilmiş e ve bununla birlikte 219'da bu tespit edilen vaka 757'ye nefret suçu da tam bunun iki katına çıkmış. Hmm. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir yılda binin üzerinde İslamofobik saldırı var. Evet. Yani her gün hatta günde üç defa bir Müslüman... E, İslamofobik bir saldırıyla karşı karşıya. Hayatın bu kadar içinde İslamofobik saldırılar. Siz ya işinize giderken ya caminize hı. ya iş yerinize mutlaka İslam karşıtlığıyla, düşmanlığıyla karşılaşıyorsunuz hı hı. ve psikolojik olarak baskı yapılıyor, hakarete uğruyorsunuz. Allah korusun bazen fiziki şiddete dönüşüyor bu. Sabah Özellikle aklınızda. bu son zamanlarda sizin de söylediğiniz gibi Avusturya'da da çok görüldü başörtülü vatandaşlarımız hani orada yaşayan Avusturya vatandaşı olduğu halde üzerine gidip o şey başörtüsü çıkarılmaya çalışıp çok evet o görüntülerden gerçekten o kadar nefret ediyorum ki hocam o kadar üzülüyorum lazım. ki her gördüğümde bunların çoğalması da beni çok rahatsız ediyor yani, yani bunlara da bir dur demek gerekiyor ama bu konuda da çok sessiz kalıyorlar bu kişisel bireysel saldırı hani tamam. Camilere bu şekilde saldırılar oluyor yakalayamadık göremedik diyorlar. Evet. Ama şeyde mesela geçen sene yine Avusturya'da böyle bir saldırı oldu bankaya giden üstelik bebek arabasıyla birlikte. Başörtülü Hatırlığı. bir hanımı hatırlarsınız hocam böyle bir saldırı oldu ve adam ceza almadı serbest bırakıldı. Maalesef. Yani direkt bireysel bir suç ama biz aynı şeyi yapabilseydik. yani Mümkün mü siz Avrupa'da yaşayan birisi olarak birinin çocuğuna elinizi sürebilir misiniz? Değil. Dokunabilir misiniz? Mümkün değil ama bu Müslümanlar olunca evet. e, e, sanki meşruymuş uyumuş gibi evet. bir e, algı oluşturuluyor. Hı hı. Fakat e, bu insanların bu davranışları, İslamofobik eylemleri gerçekleştirilmesine en azından siyasetçiler sessiz kalarak hı hı. E, onları teşvik ediyorlar. Hı. Gerekli cezayı bunlar almayarak bu o, toplumdaki saldırılar artıyor. Şimdi e, Belçika ve e, e, Avusturya'dan örnek verdim ama hı. esas en e, e, büyük ülkeler Fransa ve Almanya'da hı hı. bunun kat kat fazla olduğunu seyircilerimiz bilmeli. Hı. Yani Almanya'da da uzun, hocam, süre, söyleyelim isterseniz uzun süre kalan gelmişken? birisi olarak diyorum. E, 2010 e, 18'de hı hı. şunu yalnız aklımızdan çıkarmamamız lazım. Her işten İslamofobik suç kayda alınmıyor. De onu kayda almaya değer de koyuyor. ve özellikle de bir çaba sarf ediyor. Artık saklayamayacakları sabit, görünür, tespitli bir suç olursa o kayda geçiyor. Hı. Bu rakamları en az 2 ile 3 ile katlamak gerekir katlamak belki gerekir. de. Doğru. Yani bunu, bunu kesinlikle hı hı. belirtmek lazım. Almanya'da 2018'de 871, 2019da bunun yaklaşık iki katı bir nefret suçu işlenmiş, hı hı. tespit edilmiş vakadan bahsediyorum. Avusturya, şey Fransa'da 1043 İslam fobi vakası tespit edilmiş. Hı hı. Şimdi İslam fobik vakadan kastınız ne hocam derseniz, hani biraz önce cami saldırılarından bahsettik, hı hı. Ee, onunla birlikte e, camilere çeşitli olumsuz amlemler, saldırımsan, ırkçı nefret söyleminden, gerekirse şiddet eyleminden. Güncel bir örnek olduğu için paylaşmak istiyorum. Almanya'da Meryem isminde bir kızımız yardımcı işçi olarak bir başörtülü bir şekilde Edeka süpermarkete yanında bir Alman arkadaşla birlikte başvuruyor. Oradaki şef güzel karşılıyor, gezdiriyor ve ertesi gün başlaması deneme başlaması için davet ediyor. Meryem ve yandaki Alman arkadaşı Bir gün sonra işe gidiyorlar Meryem başörtülü Yanındaki kızımız da Alman hı hı. Allah hidayet nasip etsin İsmi de Liza yanlış hatırlamıyorsam hı hı. Liza ile birlikte gidiyorlar Ve marketin yöneticisi Bir gün sonra işe başladığında Meryem'i görür görmez Ona hakaret ederek bir tavırda Bu başörtünle asla burada çalışamazsın Deyip onu kovuyor hı. Şimdi Meryem Göz içerisinde ağlayarak bunu internette taşıyor. Büyük bir infial uyandırdı Almanya'da. Hı hı hı. Ee, i̇nsanlar altına binlerce yorum yazdı. Hı hı. Yanında olduklarını söylediler. Ee, ama bu bir realite. Bu bir gerçek. 16 yaşında bir kız gözyaşı dökerek ağlayarak evet. sadece inancından dolayı e, kovulduğunu hı hı. ve e, orada doğup büyüyen e, ve topluma hiçbir zarar olmayan katkı sağlayan bir insan olarak neden bunun kendisine yapıldığını anlamaya çalışıyor, hı hı. anlamlandırmaya çalışıyor ama bir imkan bir evet. türlü bulamıyor. Ve bunun gibi binlerce örnek binlerce var. Binlerce örnekten bir, bakarsanız tanesini bakarsanız bir, tanesi yani bir tanesini veriyor. Bu sıradan vakaya adiyeden dediğimiz her gün yaşanan e, Müslümanların karşı karşıya geldiği olaylardan birisi ve bu. E, psikolojik şiddeti barındırmıyor. şey Psikolojik şiddeti barındırıyor. Fiziki şiddet de var bunun. Hı hı. Müslümanlara bizatihi saldırı da var. Bir başka örnek vermemi e, a, e, arzu derseniz. Hocam e, son dakikalarımıza girdik. O yüzden e, son bir örnek daha alalım. Tamam. E, bu da çok ilginç bir örnek. E, bu bir araştırma ve araştırmanın Nu paylaşıyorum sizinle. Bu e, tüm donanımları eşit. Yani aynı üniversiteden, aynı bölümden, aynı not ortalamasıyla, aynı dil ve bilgisayar donanımına sahip iki tane sanal isim oluşturuluyor. Hı hı. Birisi Sandra Bauer, hı hı. diğerisi de Meryem Öztürk. Hı hı. Sanal olarak oluşturuyor. 1500 iş yerine iş başvurusu yapıyorlar. Hı hı. Tek farkları isimlerinin farklı olması. İsimlerin farklı olması. Sandra Bauer %18.8 yani %19 kabul alıyor işe hı hı. gel. Hı hı. Meryem Öztürk yüzde %4.2. Tüm donanımlar aynı. Sadece birinin ismi Sandra, evet. birinin ismi Meryem. Fotoğrafta ve var, ve var mı hocam? Evet, ha, fotoğrafı işte. var ve aradaki farkı artık siz değerlendirin. Evet. Bu bir araştırma. Hı hı. Oluşturulan sanal iki kişinin iş başvurusuna insanlara nasıl bir bilinçaltına islamofobik öe yerleştirildiyse başörtülü Müslüman olan çalışılmaması uzak durulması gereken insan olarak resmi olarak da bu belgeleniyor. Hı hı. Çok ilginçtir. Dolayısıyla Avrupa'daki yaşayan kardeşlerimize de hem sabırlar hem de bütün bu Nefret suçlarına karşı İslam'ın evrensel kuşatıcı mesajlarıyla onlara cevap vermelerini yani onlara sevgi, hoşgörüyle davranmalarını tavsiye ediyorum. Çok doğru söylediniz hocam. Önemli bir yere işaret ettiniz gerçekten de. Bu konuyla alakalı bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Peki bizlere ve gençlere son mesajınızı alabilir miyiz? Son cümlenizi. Nefrete nefretle karşılık verilmez. Hmm. Nefret nefretle yok edilmez. İslam'ın evrensel mesajını, sevgiyi, barışı gerçekten o fıtri mesajlarını biz insanlara ulaştırırsak e, bu emin olun verebilecek en güzel cevaptır. Kastım çıkıp sokaklarda bunu anlatmak değil. Evet. Yaşamınızda, duruşunuzda, davranışınızda, dürüstlüğünüzde, İslami öğeleri taşıyarak yani size baktığında ya bu ne kadar güzel bir Müslüman, ne kadar güzel bir insan konuşmasıyla, yaşamıyla, davranışıyla, sözüyle, alışverişiyle, dürüstlüğüyle İslam bu insana ne kadar güzel değerler katmış. Keşke ben de böyle olabilseydim dedirdiğimiz gün emin olun İslam fobi yavaş yavaş toplumdan silinip yok olacaktır. İnşallah hocam gerçekten çok güzel konuştunuz, çok İstanbul. güzel ifade ettiniz. Geldiğiniz için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz hocamızın da söylediği gibi İslam sevgi hoşgörü ve kardeşlik dinidir gerçekten bizim de bu konuyla ilgili güzel bir VTR'miz var hep birlikte izleyelim dilerseniz barışı esas alan hangi dine mensup olursa olsun komşusunun hakkını gözetmeyi öğütleyen mazlumun ve mağdurun imdadına koşmayı düstur edinen rahmeti merhameti ve şefkati ilişkilerde olmazsa olmaz bir hareket noktası olarak kabul eden bir kişiyi öldürmenin bütün insanlığı öldürmek bir kişiye de hayat vermenin bütün insanlığa hayat vermek gibi olduğunu bizlere bildiren Dinimiz İslam'a yakıştırılmaya çalışılan bu olumsuz imajı bertaraf ederek, oluşturulmaya çalışılan korku ve kaygıyı gidermek için Müslüman aleminin kapsamlı ve küresel boyutta çalışmalar yapması gerekli hale gelmiştir. Bu noktada bizlere düşen öncelikli görev ve sorumluluk, İslam'ın hak ve adalet anlayışını Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çağlar üstü örnekliğini ve üstün ahlaki vasıflarını insanlık ailesinin her bir ferdine güzel bir dille, hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır. Ayrıca Müslümanlar olarak başka dünyalardaki kaygıları ve korkuları ortadan kaldırabilmek için sorunlarımızı ilim, hikmet, bilgi ve marifetle çözerek kendi aramızda barışı, adaleti, merhamet ve şefkati sağlamak ve hakikate kast eden küresel projelerle hep beraber mücadele etmektir. Böylece yüce dinimiz İslam'ı en iyi şekilde temsil edip anlatmak ve bu husustaki yanlış ilgi ve algıları sahih bilgiyi kuşanarak bertaraf etmek, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde yeryüzünde yeniden marufun teminatı olmaktır. Ve görüyorum ki gerçekten kırlentimiz şahane görünüyor hocam. Bayıldım özellikle de bu e, hafif belirgin olan kelebek motiflerine. Nasıl yaptığımızı bir anlatalım sevgili izleyenlerimize. Şimdi e, bunları yaptıktan sonra krem rengiyle gitmiştim. Hı -hı. Bir öncesinde söylediğim gibi şöyle bir gölge her yer dolu dolu. Hı -hı. Bunu yaparken aklıma geldi. Aslında kelebekler çok rengarenk olur bilirsiniz. Evet, evet. Ama demek ki insanın e, içinden ne geliyorsa o işine yansıyor ya da ee, onu düşündüm. Sonbahar ayındayız. Bunlar da biraz sonbahar renkleri gibi. Sanki e, yaza veda edip hı hı. E, sonbaharla beraber yaza uğradığımız evet. sonbahar duygusu verdi birden bana. Hem renkleri uygun oldu. Hı hı. Hem bence canlı, güzel bir ayrıntı oldu. Ee, bunu normalde yaptıktan sonra e, tabii ki yetişse ve bitsin diye aralardan geçerek sardım. Şimdi uçan kalemleri bütünün buharsız kısmıyla hı hı. E, daha önceki programlarda da söylemiştim. 40 e, yamada elyaf ve hasar geçtikten sonra ütüleme işlemi tamamen değdirerek ütü işimiz yok. Hı hı. Ne kadar kırışsa bunu katlasak bile kaldırıp şöyle birazcık sıvazladıktan sonra bütün hı hı. işlerimizi yapmamıza gerek yok ama gayri ihtiyar yapıyoruz. Hı hı. O zaman bu mutlaka for formunu alır. Ütümüzü hani normal ısıda buhar püskürtmesin. Hı hı. Leke yapabilir. Her şey olabilir. Bir de gerek yok. Hı hı. Fazla yaklaştırmadan yani bastırmadan hı. şöyle yavaşça üzerinden. O tabi şey dikiş olan yerlerin de kabarmasını daha çok sağlıyor değil mi hocam? Şimdi normalde kabardı belirgin olacak. Daha belirgin. Bakın şurada uçan kalem özellikle bıraktım. Hı, hı. Ee, Burda belli olsun diye. Yani bastırdığımız zaman elyafı basar ve o kabaran kısım e, tamamen deforme olur. Bakın hı. şuraya. Çok güzel oldu gerçekten de. Bunu böyle gezdirerek hı hı. bundan sonraki çalışmalarda biraz koyuya gitmek istiyorum. Daha daha belli olsun diye. Hı, hı. değdirmeden. Aslında Tabii biraz bu da Evet Kabarır, değil bir mi? dahaki programa hı hı. Neler yapacağız? asar kısmını göstereceğim hı hı. onu doldurarak getirmek istiyorum. Hı hı. Burada katedral tekniği hı hı. iğneler yapılıyor yatak örtüleri runnerlar yapılıyor bir tekniğimiz var. Hı hı. Onu ben e, normalde kumaş yapılıyor onun örneklerini de getireceğim birkaç tane ama ben kanefçe otantiklik çok revaçta. Anılarımızı ileriye evet, taşımak yeniden istiyoruz. canlandıralım biraz da değil mi? Unutmayalım onları. Çok güzel şeyler var. Hı hı. Ben benden dantel dışında. Bu şekilde bu bitti. Evet. Altına normalde astarımızı koyuyoruz. Hı hı. Neden koyuyoruz? İçinde e, el var yıkama esnasında deforme olmasın diye. Hı hı. Bunu yorganlama yaparak da tutturabiliyoruz. Böyle tertemiz hı hı. olsun diye de renkli ipler arkaya çıkmasın diye de yapabiliyoruz. Ben hazırlamıştım kırlent arkasını. Bir dahaki programa bunu dikerek, içini doldurarak hı hı. biz buna birbirine geçirme yöntemiyle diyoruz. Fermuar ve çıt yöntemleri var. Birçok yöntem var. Evet. Bu şekilde olduktan sonra evde çizip hı hı. burayı makineye çekeceğim ve şuradaki kırlent gibi dolu kısmıyla getireceğim. Harika. Müthiş görünüyor. Peki haftaya ne yapacağız? Haftaya bizim... Kateteral penceresi dediğimiz, kırk yamanın bir kalıpla ütüleme tekniğiyle yapılan hı hı. E, iğnelikler olsun, şömenler olsun, yatak örtüleri olsun e, çalışılan bir tekniği. Hı hı. Ben bunu şu orta kısmına evde dantel parçaları olabilir, evet. bu tarz materyaller altına renkli koyarak ya da e, içine desenli, buradaki desenli olabilir, farklı olabilir. Ev dekorasyonunda koltukların kumaşından olabilir, hı hı. tamamlama biliyorsunuz çok yavaşta onlarla e, tamamlanabilir. Birkaç örnek getireceğim. Ben bir kanefçe parçası vardı çok hoşuma giden. Hmm. Bu bir hazır ama evet, güzel, evdekilerden gerçekten. de olabilir. Hı -hı. Bunların mantığı şurada gördüğünüz gibi bakın burada deseni. Böyle desenli de koyabiliriz. Fakat otantiklik yani bir köşemizde mutlaka beş kırlentimizden iki tanesini artık yansımaya başladı. Ben de bunları bir dahaki programda hem nasıl katlanıyor, hem nasıl çalışılıyor, bu buraya nasıl yerleştirilecek? Hı hı. İsteyen iğnelik, iğne edenlik yapabilir, isteyen kırlent, kırlent yapabilir. yapabilir, isteyen yatak örtüsünde kullanabilir. Hı hı. Onu göstereceğim. Harika hocam. Ee, gerçekten şimdiden çok heyecanlandığımı söyleyebilirim gerçekten. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık inşallah. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek Yansi üzere. Hanım size de inşallah haftaya görüşürüz Allah'ın izniyle. Evet bugün de Yeni Güne Merhaba'nın sonuna geldik sevgili izleyenler. Peki yarın Yeni Güne Merhaba'da ne konuşacağız? Koronavirüs sürecinde diş tedavisini konuşacağız. Doktor Elif Zahimoğlu Gültepe hanımefendi de bizlerle birlikte olacak. Yine tabii etkinlik masamızda muhtelif işlerde el sanatları tasarımcısı Güzel Yelda Ertek hanımefendi de bizlere eşlik edecek. Efendim Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın.